Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri, AYT matematik, ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri ikinci test olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu konumuz biliyorsunuz 11. sınıf konusu olması hasebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 11. sınıf matematik kitabında da yer almaktadır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını detaylı bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım için hızlıca hatırlatayım. 11-12'ler burada görmüş olduğun tüm testler AYT içindir. TYT için burada gördüğün tüm testlerin matematik, fizik ayrı ayrı. TYT 10. sınıf ayrı ayrı. TYT için burada gördüğün testler, AYT için burada gördüğün testler hepsi de kanalımda mevcut. Videonun açıklamalar kısmına bazılarını ekliyorum arkadaşlar. Bunları da çözmenizi tavsiye ediyorum. Oynatma listesi sekmesinden tamamına da ulaşma şansın var. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki x kare eksi 2x'in karesi eksi 3 çarpı x kare eksi 2x eksi 4 eşittir 0. Denkleminin köklerinden herhangi biri aşağıdaki aralıklarından hangisinde bulunmaz? Sevgili arkadaşlar, normalde kare bir de karesi var. Ben bunu açsam ne olur? 4. dereceden bir denklemle karşılaşırım. Allah muhafaza. Ama bak gözümüzün içine sokulmuş. X kare eksi 2x'e gel seninle a diyelim. Buna a dersek değişken değiştirme arkadaşlar. Ne görüyorum? A'nın karesini görüyorum. Eksi 3 tane a görüyorum. Eksi 4 eşittir 0. Şimdi dişimize göre bir denklem elde ettik. Ben bunu çözebilirim. A eksi 4, a artı 1 diye çarpanlarını ayırdım. Eşittir 0. Nasıl ayırıyorum? Bak bunu 1 çarpı 4 diye ayırıyorum. Toplamlarında eksi 3 olabilmesi için artı 1, eksi 4 yapıyorum ki çarpımları da eksi 4. Güzel. Arkadaşlar iki sayının çarpımı 0 ise a eşittir 4, a eşittir eksi 1'i görüyorum. Ve diyorum ki ya diyorum ben a'ya bunu söylemiştim. Yani x kare eksi x kare eksi 2x 4 olabilir. Diğer taraftan da arkadaşlar x kare eksi 2x eşittir eksi 1 olabilir. Benim burada a'yı bulmamın neticesi bunlardır. Dolayısıyla şuradan yardımcı kağıtımızla devam edelim. 2 tane ihtimal çıktı. Arkadaşlar x kare eksi 2x 4'ü al sola eşittir 0. Bir denklem elde ettim. Diğer yandan da şu arkadaşım var. X kare eksi 2x 1'i sol tarafa al artı 1 eşittir 0. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Şimdi bunları çözeceğim arkadaşlar. Şu arkadaşa baktığımda çarpanlarına ayrılıyor mu? Ne yazık ki ayrılmıyor. Şu kolay. Şunu bir görelim öncelikle. Arkadaşlar x eksi 1'in karesi değil mi bu? Evet. Harika. Buradan x eşittir 1 çıkar değil mi? 0'ın karesi 1'dir. Bir tane denklem kökü buldum. Evet, x eşittir 1'i buldum. Şimdi şu arkadaşa baktığımızda talihsiz bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Neden? Genelde çarpanlarına ayrılır şekilde veriliyordu. Ama burada çarpanları ayıramayacağım. Mecburen nereye gideceğim? x1 ve x2 biz nasıl buluyorduk? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 ile buluyordum değil mi? Güzel. Çarpanlarına ayrılamadı. B kare eksi 4 ac demek ki arkadaşlar tam kare değil. Yani diskriminant tam kare değil. İrrasyonel çıkacak. Ben bir tanesini bulayım. x1 eşittir eksi b kök delta bölü 2a bu arada. 2a'yı bulayım. Diğeri zaten eksili olduğu için bunun nesi olacak arkadaşlar? Eşleni olacak. Öyle bulalım. Gel çözelim bunu. x1 eşittir. Bu arada b a'lar nedir arkadaşlar? Eksi b dediğin şey şu arkadaşın x'in katsayısı. Ama ondan önce diskriminantı bulalım. Diskriminant b kare eksi 4 ac. B kare dediğim x'in katsayısı 4. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a dediğin şey x karenin katsayısı. C dediğin şey sabit sayı. Eksi 4. 4 eksi 4 eksi 4 çarpı artı 16 eşittir 20. Arkadaşlar eksi b diyorum şimdi. Eksi eksi 2'den artı 2 oldu. Artı kök 20 bölü 2a dediğimiz şey de arkadaşlar x karenin katsayısı 2 değil mi? a 1 olduğuna göre. Bu durumda arkadaşlar kök 20'de nedir arkadaşlar? Şurada göstereyim onu da sana. Kök 20 4 çarpı 5'tir. 2 kök 5. 2 parantezini alacak olursam da 1 artı kök 5. Bak 2 kök 5 bölü 2 sadeleş 1 artı kök 5 oldu x1. Arkadaşlar x2 için kendimi hırpalamıyorum. Çünkü biliyorum ki kökler sanal sayı ya da irrasyonel olursa diğer kökün bunun eşleniği olur. Değil mi? Zaten burada şurası artı eksi olacak ya. Direkt görüyorsun. Diğer x değerimiz de arkadaşlar 1. Şimdi gel değerlendirelim. Diyor ki bu arkadaş, denklemin köklerinden biri herhangi biri aşağıdaki aralıklarda bulunmaz. Arkadaşlar 1 sayısı bak bu aralıktadır. Bu olur. 1 sayısı bak bu kapalı aralık burada da olur. Buralarda olamıyor. Şimdi şunları değerlendirelim. Arkadaşlar kök 5 dediğin sayı bak kök 4'ten büyüktür. Kök 4 sayı doğrusunu gör. 1, 2, 3 desen. Bu arkadaş kök 1'dir. Bu arkadaş kök 4'tür. Bu arkadaş da kök 9'dur değil mi? Kök 5 şurada bir şey. 2 küsür. Yani arkadaşlar 1 ile 2 küsürü toplarsam ne olur? 3 küsür olur. Yani 3 ile 4 aralığına düşer. Değil mi? Bak 3 ile 4 aralığı var. Burada başka 3 ile 4 aralığı yok. Negatifine bakacağım. Arkadaşlar bu da madem 2 ile 2 küsür bir şey ya. Bak 1'den 2'yi çıkartsam eksi 1 olurdu. Eksi 1'den daha küçük bir sayı oluyor. Yani eksi 1 küsür bir şey. Hangi aralığa girer? Şu aralığa girer. Değil mi? Eksi 2 ile eksi 1 aralığına girer. Sayı doğrusunu düşün yine. 0, eksi 1, eksi 2. Senin bulduğun değer şu aralıkta bir yer. 1 eksi kök 5'ten bahsediyoruz. Bu arkadaş 2 küsür bir şey. 2.1 kabul et. Eksi 1,1. Ama bu aralığa düşmez. Cevabımız bundan ötürü C'dir. Tamam mı? Amma uzun soru yapmışlar. Bitmeyen soru. 2 numara. 2x artı 3'ün karesi eşittir x artı 1'in karesi. Denkleminin köklerin toplamı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bunu şöyle düşünebilirsin. Her iki tarafın karekökünü al. Bak her iki tarafın karekökünü almak demek ne demek? Kareler gidiyor. 2x artı 3 eşittir x artı 1. İşte bu çok büyük bir hata. Arkadaşlar kare köklerini aldığında bunları her zaman mutlak değer içinde yazmalısın. Şimdi mutlak değer zaten sevimsiz bir şey değil mi? Bunu şöyle çözebiliriz. 2x artı 3 ikisi pozitif olabilir. x artı 1'e eşittir dersin. Çöz bunu. X'i buraya aldım. X eşittir eksi 2 değil mi? Sevgili arkadaşlar biri pozitif biri negatif olabilir. 2x artı 3 eşittir eksi x eksi 1. Hocam niye bunu negatif yapmadın? Aynı şey aslında değil mi? Ha bunu artı buna eksi almışım. Hayır bu eksi mi? Hocam ikisi de eksi olabilir. Arkadaşlar ikisinin de eksi olma durumu zaten birincide yazdığımız. O 4 durum var ya. Artı eksi, eksi artı, artı artı, eksi eksi. Şunların ikisi aynıdır. Şunların ikisi de aynıdır bu durumda. Bunu da çözelim. 3x eşittir. Pardon. Eksi 4 x eşittir. Eksi 4 bölü 3. Sevgili arkadaşım bunu böyle de düşünebilirsin. Kökler toplamını sordu. Topla bunları. Eksi 2 ile eksi 4 bölü 3'ü toplarsam bu arkadaşlar eksi 6 bölü 3'tür. Eksi 10 bölü 3 olur. Doğru mu? Doğru. Edirne. Ya da şöyle düşünürsün. Ya arkadaş dersin bir şeyin karesi bir şeyin karesine eşitse bunlar ne zaman olur? Bu iki sayı birbirine eşitse olur. Değil mi? Bak böyle olabilir. Ya da arkadaşlar biri birinin artılısı eksilisi. İşte burada yazdığımız bu zaten. Yani biri artı 5 olur karesi. Biri de eksi 5 olur karesi. Ya da biri artı 421'dir. Diğeri de eksi 421'dir. Bunların kareleri de zaten aynı olacağı için dersin ki aynı olabilirler ya da biri birinin eksilisidir. Bak bunu yazdım. Ha bununla bunun şunu diyelim. Mesela böyle yazdım ya şöyle de yazabilirsin. Bunu eksili yaz, bunu artılı yaz. Aynı şeyi yazıyorsun aslında. Tamam mı? Hatta şöyle göstereyim ki burada niye böyle yazdın hocam deme. Şurada yazdığınla burada yazdığın aynı şey. Bak yerlerini değiştir. Aynı şey. Yani böyle de düşünebilirsin. Ama şu daha bilimsel bir yoldur. 3 numarayla devam. Bunlar şu sorulara altyapı aslında. Bak neden altyapı? X eksi 3 eksi x karekök içinde eşittir. Bir denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar kareköklü sayıları hiç sevmedik, sevmiyoruz değil mi? Evet size katılıyorum. Ben de ömrüm boyunca sevmedim. Ama şimdi ne olduğunu bildiğim için çok kolay yapıyorum. Arkadaşlar bu kareköklü sayıların ilacı ya eşleniktir ya genişletmedir ya da karesini almaktır. Karesini mi alalım? O zaman karşılıklı karesini aldın mı bak burada da bir sıkıntı yaşarsın. Birincinin karesi güzel, ikincinin karesi ama birinciyle ikinciyi çarptığında karekökten hala kurtulamıyorsun. Önce bir düzenleme yaparsın. Biri sol tarafa al, x eksi 1. Bu arkadaşı da sağa al. Oo, tam kıvama geldi. Hangi kıvama geldi? Karşılıklı kareyi alma. Çünkü karşılıklı kare aldığımızda sevgili arkadaşlar, bak köklü bir ifadeyle karşılaşmam, kökten de kurtulurum. Ancak. Şimdi bura şöyle bir şeyi hak ediyor arkadaşlar. Şöyle kocaman şu kırmızı kalemi de çıkartayım. Bak buraya kocaman bir ünlem koy. Çünkü dönüşte soruyu bitirdiğimizde buraya tekrar bakacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü ben karşılıklı kareler aldığımda, tamam mı? Bu arkadaşlar artı eksi eksi artılar olabilir. Kareleri birbirleriyle aynı olma durumlarını da değerlendireceğim. Çözünce görelim. Al bunun karesini. Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımı. İki katı ikincinin karesi. Eşittir. Zaten bu arkadaşın karesini alınca 3 eksi x. Toparlıyorum. X kare. Bu arkadaş buraya geldi. Eksi x. Bu arkadaş buraya geldi. Eksi 2 eşittir 0. Kabul mü? Kabul. Çarpanlarını ayıralım. 2 ve 1. Ama eksi 2'yi verecek. Çarpımları eksi. Çünkü toplamları da değil mi? Eksi 1 verecek. X eksi 2 çarpı x artı 1 equals to 0. Bu durumda x eşittir 2 dersin. Diğer durumdan da x eşittir eksi 1 dersin. Sonra da ne yaparsın sevgili arkadaşım? Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi dediğinde eksi 1, 2 yazıp hop A şıkkını zıplarsın değil mi? İşte zıplama. Neden zıplama sevgili arkadaşım? Çünkü sen burada karesini aldın ya, karesini alırken sen bir çözüm üretmeye çalıştın. Burada işte artıların da eksilerin de kareleri aynı olduğu için denklemin orijinaline geri dönüyorsun ve deniyorsun. 2'yi dene mesela bak. 2 eksi karekök içerisinde 3 eksi 2 kaç yapar? 1 yapar. Acaba 1'i veriyor mu? Evet 2 eksi 1, 1 eşittir 1. 2 sınıfı geçti. 2 olabiliyormuş. Eksi 1 olabiliyor mu bakalım. Bak eksi 1 eksi kök 3'ü bu sefer kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Acaba eşit mi 1'e? Ne oldu? Eksi 1 eksi 2 eşittir 1. Aa ne oldu? Eksi 3 eşittir 1 oldu. Ha şuradan denesek daha güzeldi aslında. Neden olmadığını buradan görürsün. Bak olmadı. Çarpı. Bunu almıyorum. Şuradan dene neden ne başımıza geldi onu görelim. Bak sevgili arkadaşım. Eksi 1'i yaz cevap olarak. Eksi 1 eksi 2'nin karesi oldu değil mi? Bak eksi 1 eksi 1. Burası da arkadaşlar 2 oldu. Ama bak karelerini alınca ikisi de 4 4 oldu. O yüzden kontrol ettim. Eksi 2'nin de karesi 2'nin de karesi 4 ya. İşte biz burada o arkadaşı da işin içine almış olduk. O yüzden dönüp kontrol ediyorum. Eksi 1'i o yüzden almıyorum. Anlaştık? Güzel. O yüzden orijinalinde her zaman kontrol et. Neden başımıza bu geldiğini de şurada izah etmeye çalıştım. 2 diyor oraya, B'yi işaretliyor oraya. A'ya hemen zıplamamam gerektiğini de öğrenmiş oluyorum. 4 numara klasik bir soru arkadaşlar. 10. sınıftan da bolca çözdüğünüz sorulardan biri. 2. dereceden denklemleri öğrendikten sonra bu soruları zaten size soruyorlardı. Bak 9 üzeri x var, 10 tane 3 üzeri x var. Arkadaşlar bunları şöyle yapalım. Bak 9 dediğin sayı 3'ün karesidir değil mi? Bak 3'ün karesinin x'inci kuvveti olarak gör bu arkadaş. Gördüm. Arkadaşlar bu arkadaş aynı zamanda 3 üzeri x'in karesi şeklinde de görebilir misin? Evet. O zaman burada lafı uzatmayayım. 3 üzeri x'in karesi diye yazdım. Yazdık mı? Yazdık. Eksi 10 çarpı, bak buraya da dikkat et. Bu arkadaşlar 3 üzeri x çarpı 3'tür. Artı 81 eşittir 0. Toparla. 3 üzeri x'in karesi. Eksi, devam ediyorsun. Eksi 30 tane 3 üzeri x artı 81 eşittir 0. Sevgili arkadaşım istiyorsan, arzu ediyorsan, bak bu arkadaşın karesi ve kendisi var. Böyle çarpanlarına ayır. Ya da de ki, ya de 3 üzeri x'e gel ben bir a diyeyim. Daha kolay göreyim. Buna a dedikten sonra a kare eksi 30 tane a artı 81 eşittir 0. Bu denklemi çöz ama şunu unutma. A'ya sen 3 üzeri x demiştin. Bak çarpanlarına ayrılıyor. Bu arkadaş 27 çarpı 3 değil mi? Artı artı olur ama eksi 30'a ulaşabilmek için bunların eksi eksi olması lazım. Eksi ile eksiyi çarp. Artı topla eksi 30. Yani a eksi 27 çarpı a eksi 3 eşittir 0. Biz a ne dedik? Bak burada ne olur arkadaşlar? A eşittir 27. Buradan da a eşittir 3. Şimdi yüzleşme zamanı. Biz a'ya ne dedik? 3 üzeri x. Yani 3 üzeri x 27'ymiş. Diğer taraftan 3 üzeri x eşittir 3 imiş. Burada sağlayan x değeri kaç? 3. Benim peşinde olduğum x'tir. Burada x kaçtır? 1'dir. Konu kapanmıştır arkadaşlar. 3 ve 1 bulunur. Kökler toplamı da 3 artı 1'den 4 olur. Okey, tomento. Nefissimo. 5 numarayla devam edelim. Burada da yine gözümüze sokmuşlar arkadaşlar. Bak bir şeyin karesi o ve bir şeyin bilmem kaç katı falan filan. Olduğuna göre x eksi 1 bölü x'in karesi. Arkadaşlar biz buradan yine ne yapalım? Bu arkadaşa bir a diyelim. Değil mi? Böylelikle biz bu arkadaşın şununu bulalım. Bunu bulduktan sonra da şu arkadaşa yürürüz biz buradan. Neden yürüyeceğimizi de göreceksin. Bak x artı 1 bölü x'e a diyelim. Okey tomento. Güzel. 6 tane a kare. Eksi 36 tane a artı 54 eşittir 0. Şimdi sevgili arkadaşlar bu seni yorar. Bak 6, 36, 54. Gel sadeleştirelim ya. Herkese 6'ya bölelim. Bak herkese 6'ya bölünce denklemin kökleri yine değişmiyor. Farklı bir denklem aslında. Bu mesela grafiğini çizsen farklı grafiklerle uğraşırsın ama sevgili arkadaşım bu arkadaş aynı kökleri verir. Bak 6'lar sadeleşir. A kare eksi 6a artı 9 eşittir 0. Çarpanlarını ayır. Hocam çarpanları çok kolay. Bu arkadaş a eksi 3'ün karesi değil mi ya? Anladım ben bunu, hatırladım. Aa güzel. O zaman a kaç olmalı? 3 olmalı. Çünkü karesi 0 olduğuna göre. A kimdi arkadaşlar? Buydu. Yani x artı 1 bölü x denen arkadaş meğersem 3'müş. Ne kadar güzel. Güzel. İyi de hocam ben buna nasıl zıplayacağım? Arkadaşlar şöyle zıplayacağız. Bak benden ne istiyor ona bakacağım. X eksi 1 bölü x'in gel seninle bir karesini alalım. Birincinin karesi. X kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Bak birinci ile ikinciyi çarpar isen karşına ne geliyor? Başına şunlar geliyor. Şunlar sadeleşiyor. Artı ikincinin karesi. Değil mi? Çok güzel. Yani sana sorulan x kare artı 1 bölü x kare eksi 2. Aslında sorulan şey bu. Neymiş? Yazalım. X kare artı 1 bölü x kare eksi 2. Bu soruluyormuş. Sen buradan onu da elde edersin. Sen büyük adamsın. Nasıl? Şöyle. Bak karşılıklı karelerini alalım. Al. Yine aynı şey başına gelecek. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Bu sefer artı 2. Neden olduğunu gördün. Sadeleşti. Artı ikincinin karesi eşittir 9. Değil mi? Harika. Sevgili arkadaşlar şu olayı bulabilmen için senin şu ifadeye ihtiyacın var. X kare artı 1 bölü x kare eşittir. 2'yi karşıya atarsan 7 olur. Değil mi? Bak burada bu 7'yi yerine koy. 7 eksi 2 5 olur. Sen zaten bunu arıyormuşsun meğerse. Öyle değil mi? Nefis. Konu kapanmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar 6. soruya şuraya yazıyorum. Dur bakayım kaçın soruydu? 10. soru. Hatta buraya da şey yapayım. 6. soruya bak. Şöyle yazayım. Hatta şuraya yazayım. 6. soruya bak. Hop buraya da 10. soruya bak yazayım. 10. soruya bak. Neden öyle yazdığımı şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar bu soruların iki şekilde de çözümü var. Birinci çözümünü ben burada metodumla yapacağım. Diğer çözümünü de 10. soruda çözeceğim ki ikisini de gör. Arkadaşlar burada bak bir mutlak değer gördüm. Denkleminin çözüm kümesinin elemanların çarpımını sormuş. Elemanları bulacağım. Benim burada derdim x'i bulmak. Ama bak mutlak değer vermiş. Mutlak değerle hemen ilgilenelim. Arkadaşlar şuranın kritik değeri nedir? Kök içini 0 yapan değer 0'dır. Yani sevgili arkadaşlar bakın x 0'dan büyüktür. Şuraya da 0 diyeyim. Şöyle 0 noktasını koyalım. Sayı doğrusunda 0. Arkadaşlar x 0'dan küçükken ve 0'dan büyükken nasıl tavırda oluyor? X kare artı sevgili arkadaşlar mutlak değerin içi negatif olunca biz ne yapıyorduk? Eksili çıkartıyorduk. Eğer bu arkadaş 0'dan küçük ise şu arkadaş eksi x olarak çıkar. Yani eksi 3x Eksi 10 eşittir 0'dır bu denklem. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar eğer x 0'dan büyük ise pozitif çıkar artı x olarak. Yani x kare artı 3x eksi 10 eşittir 0'dır bu denklem. Anlaştık mı? Bak bu denklemin hikayesi bu. Bu arkadaş ya budur şu dünyada, negatif dünyada, pozitif dünyada da budur. Bunu çözüyorum şimdi. Çarpanlarını ayırırsam arkadaşlar 5 ve 2, eksi 3 için artı böyle yaptım. X eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir 0. Doğru mu? Doğru. Çöz. X eşittir 5 aldım. X eşittir 5. X eşittir eksi 2. Sevgili arkadaşlar dikkat. Dikkat. Ne dikkati? Şu dikkat. Ne dedik? X sıfırdan küçükse diye çözdük biz bunu. Ama çözdüğümüzde x'i 5 bulduk. Kabul edecek miyiz? Hayır. Kabul etmiyoruz ama bunu eksi 2'yi kabul ediyoruz. Çünkü benim denklemimi çözüyor. Şimdi bunu çözüyorum. Dikkat et. Bu dünyada x'i sıfırdan büyük kabul ettik. Şimdi ne yapacağım? Artı 5'e bu sefer eksi 3. Eksi 2 özür. X artı 5 çarpı x eksi 2 eşittir 0. X eşittir eksi 5. X eşittir 2. Hangisini alacağım? Tabii ki bunu alacağım. Bunu almıyorum çünkü x sıfırdan büyüktür diye çözdüm. Arkadaşlar diğer kökümüz de bu. 1'e eksi 2, birisi 2. Hop çarpımları kaç olur? Eksi 4 olur. Anlaştık değil mi? Nefis. Şimdi sevgili arkadaşım tekrar söylüyorum. 10. soruya bak. Bu soruyu başka nasıl çözerdi ki? Şu 10. soruda da göstereceğim. Tamam. Vakit kaybetmemek için buna devam edelim. Geldim 7. soruya. 7. soruda sevgili arkadaşlar bak yan yana koymuşlar. Editlerini ben beğeniyorum diyorum ya. Yine benzer bir şekilde karekökten kurtulmak için karesini alacağım. Ama bak ne yapıyorum? Ünlem koyuyorum. O ünlemi unutma. Kolay kare alabilmek için de x eksi 3 eşittir eksi x artı 3 yapıyorum ki karekökten kolay kurtulayım, başıma bela almasın diye. Bu değerlendirmeyi yapıyorum. Arkadaşlar karşılıklı karelerini alıyorum. Derdim karekökten kurtulmak ama buraya kocaman bir ünlem koyuyorum. Dikkat et diyorum. Geri dönüşte buna bir bak. Tamam mı? Denklemin orijinaline dikkat et diyorum. Tamam mı? Heh. Çözelim bunu. Alıyorum arkadaşlar. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Arkadaşlar burada ikinci kim? 3 diyorsunuz değil mi? Hayır. Burada ikinci eksi 3. O yüzden birinci ile ikinci çarpımının iki katı diyorum ben sana. 9 eşittir. Arkadaşlar bunun karesini alınca bak. Eksinin karesi artı olur. Karekök gider. X artı 3 olur. Hemfikir miyiz? Güzel. Toparla. Bu arkadaş sola gelsin. X kare eksi 7x. 3 buraya geldi. Artı 6 eşittir 0. Nefis. 1'e 6. Eksi 7 için eksi eksi yap ki çarpımları da bu olsun. X eksi 1 çarpı x eksi 6 eşittir 0. Kabul mü? Kabul. Sevgili arkadaşım gel hemen. X eşittir 1. Al bunu çerçeveye. X eşittir 6. Çözdük mü? Çözdük. Buraları hızlı geçiyoruz artık. Arkadaşlar unutma. Gel dene. Bak dene. 1'i dene. 1 artı 3'ün karekökü acaba eşit mi 3'e? Evet 1 artı 4'ün karekökü. 2, 3. Oldu sınıfı geçti. 1'i kabul ettim yani. X eşittir 1 sınıfı geçti. Şimdi x eşittir 6'ya bak. 6 artı 3'ün karekökü 3 mü? Arkadaşlar bu 6, bu 9, 3. 3'e eşit mi? Değil. O yüzden 6 bizimle değil. Neden öyle çıktı? Çünkü bak 6'yı burada yerine yaz. 6'yı yazarsan ne olur? 2'nin karesi olur. 6'yı burada yerine yaz. Pardon. Ha 3'ün karesi olur. Pardon 6 yazan bak burada 3'ün karesi. Burada da eksi 3'ün karesi olur. Evet eksi 3'ün karesi de 3'ün de karesi de 9 olduğu için bu denklem sağlanıyor. Ama benim orijinal denklemim bu. Benim yükümlü olduğum yer burası. Bunu sağlaması lazım. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Nefis. 9'da devam. 9'da arkadaşlar gayet açık ve seçik. Ortaokuldan esintiler taşıyan bir soru. Hatta 9. sınıftan. Uzun bir arkadaş vermiş bizi korkutmak için. Ve demiş ki denkleminin bir kökü 5 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar bu ne demek? Ya şimşek diyor. Sen burada x yerine 5 yazarsan bu denklem sağlanır. O zaman ne duruyorum ki? X yerine yazarım 5'i ya. 1 eksi 1 bölü 5 eksi A artı 1 bölü yazdım 5'i yerine hatta yazalım. 3 eşittir 1 bölü 5 eksi 2. Bak sadece A bilinmez var. 1 bölü 5 eksi A artı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 3. 1 bölü 5 eksi A eşittir. A'yı yalnız bırakmaya çalışıyoruz. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2. 2 ile genişlet. 3 ile genişlet. 1 bölü 5 eksi A. 2 eksi 3 bölü 6. Şuradan devam etmek istiyorum. 1 bölü 5 eksi A eşittir. Eksi 1 bölü 6. Kabul mü? Kabuldür hocam. İçler dışlar. 6 ile 1'i çarptım. Eksi 1 ile çarpıyorum. Dikkat et. Eksi 5 artı A. Eksi 5'i yolla sola. A eşittir 11. Konu kapanmıştır. Nerede? Edirne'de. Bir an görmeyince korktum. Tamam mıyız arkadaşlar? Bunun da triği bu zaten. 9'la devam ediyoruz. Evet. 9. soruda şu şekilde. Sevgili arkadaşlar, yine sevmediğimiz bir şekilde karşı karşıyayız. Kök içerisinde bilmediklerimiz. 4x artı 1 kök içinde eşittir. X eksi 3 kök içinde artı x artı 4 karekök içinde. Denkleminin kökü kaçtır deniyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi bir öncekilerde yaptığımız gibi kökten kurtulalım şeklinde bir davranışa giremeyeceğiz ne yazık ki. Ne yapıyoruz? Hemen karşılıklı karelerini alıyoruz ki bu arkadaşların karelerinden, kareköklerinden kurtulalım. Ama ben bunları birbirleriyle çarparken hala kareyle karşılaşacağım. Ama hala yarı yolda bir çözümümüz söz konusu arkadaşlar. Onu deneyeceğiz. Karekökün karesini aldım. Bu arkadaş 4x artı 1 oldu. Eşittir. Şimdi birincinin karesi x eksi 3 artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Arkadaşlar 2 katı kimlerin? Şu arkadaşların. Bu arkadaşların ikisi de karekök içinde olduğu için karekök içerisinde çarpabilirim bunları. Çarptığımda ne görüyorum arkadaşlar? X kare artı 4x eksi 3x eksi 12 görüyorum. Toparladığımda da x kare artı x eksi 12 görüyorum. Karekök içerisinde çarptım ben bu arkadaşları, değil mi? Güzel. Artı bir de ne var arkadaşlar? İkincinin karesi x artı 4. Gel bunu bir toparlayalım. Burada 2 tane x var. Burada 4 tane x. Sola gittiler. 2 tane x oldu. Daha sonra eksi 3 artı 4 1 idi. Şu 1 ile de bunlar gitti. O güzel bir şeyle karşılaştık. Eşittir 2 çarpı. Şu arkadaşı da hemen şey yapalım mı? Yok, yapmayalım. X kare artı x eksi 12 karekök içinde. Arkadaşlar, gönül isterdi ki tek hamleyle şu karekökten kurtulalım ama kurtulamadık. Hala bir şansımız var mı? Var. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Şuraya bir ünlem koyuyorduk bu yaptığımız işleme. Şimdi burada da bir ünlem koyarak ya Allah Bismillah yine karşılıklı karelerini alıyoruz. Zira şu karekökten de kurtulmak istiyoruz. Her gördüğümüzde, çünkü eşitlik bozulmuyor ki. Solun da karesini aldım, sağın da karesini. 4 tane x kare. Kabul müdür? Bir dakika ya, niye 4 ikilerle karşılaşıyorum ki? Karşılıklı ikilerden bir önce kurtulalım. Değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. 4 yazmanın anlamı yok. X'in karesini aldım, x kare. Eşittir. Kare ile karekök gitti. X kare artı x eksi 12. Ne kadar güzel. X kareler gitti. X eşittir 12'yi sağa attım. Bu. Arkadaşlar, yaptığım araştırmalar neticesinde bu arkadaşa dikkat edeceğim. Bu arkadaşa da dikkat edeceğim. X 12 bunu çözer. Ama ne yapıyorum? Hemen zıplayıp 12'yi işaretlemiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Bu 12 burayı sağlar mı bakıyorum. 12'yi koydum arkadaşlar. 48, 49. Burası ne oldu? 7. 49'un karekökü. Eşit mi acaba? 12'yi koydum. 9'un karekökü 3 artı 12'yi koydum. 16'nın karekökü 4. Evet, gerçekten sağladı. 7 eşittir 7. Gönül rahatlığıyla kalemimin ucu D şıkkına gitti. Tamam mıyız? Nefis. Geldik 10 numaraya. Bak sevgili arkadaşım, 10 numaraya ne demişim? 6. soruya bak demişim. 6. soruya ne demişim? 10. soruya bak demişim. Çünkü bu soruların iki şekilde çözülür demiştim. Birinci metodunu burada gösterdim. Şimdi ikinci metodunu da burada göstereceğim. O yüzden birinci metot için diyeyim. Birinci yol için. Birinci yol için buna bak. Şimdi ikinci yolla bunları nasıl çözeriz? Sevgili arkadaşlar bak. 2 tane x kare eksi 3x mutlak değer içinde x. Eksi 2 eşittir 0. Sevgili arkadaşlar, ben bu x'i mutlak değer içerisinde yazsam herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Hayır. Değil mi? Benim çünkü x'im pozitif de olsa negatif de olsa karesini aldığımda aynı neticeyle karşılaşacağım. Dolayısıyla eksi 3 tane şu ifade eksi 2 eşittir 0. Evet sevgili arkadaşlar, şu arkadaş neye benziyor? Bu arkadaş bildiğin o Star Wars'taki şeylerin X-Wings diyorlardı bunlara galiba. O uzay araçlarına benziyor değil mi? İşte bak, bu arkadaşın 2 tane karesi ve bu arkadaşın yani mutlak derecinde x'in eksi 3 tanesi eksi 2 eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem, bunları çarpanlarına ayırıyorum bak. 2 mutlak değeri x ve mutlak değeri x. Bu arkadaşı da 2 ve 1 olarak ayırdım. Ancak eksi elde etmek istiyorum. Bir de arkadaşlar çarptığımda şu arkadaşların da olması lazım. Eksi 3'e. O zaman şuraya 2 yazayım, buraya 1 yazayım ki bu arkadaşla bunu çarptığımda eksi 4 tane, şunu da artı yapmalıyım ki artı 1 taneyle bunu elde edeyim. Yani mutlak değer içerisinde x 2 tane artı 1 çarpı mutlak değer içerisinde x eksi 2 eşittir 0. Bak bu problem böyle de çözülür. Dolayısıyla arkadaşlar iki değerin çarpımı 0 ise ya bu 0 ya bu 0 diyerek işlemime devam ediyorum. Eşittir 0. 2 tane mutlak değer eşittir eksi 1. Mutlak değer sonucu eksi 1 bölü 2. Böyle bir dünya var mı? Hayır. Herhangi bir sayının mutlak değeri negatif çıkamaz. Çünkü mutlak değer dediğin şey mesafedir sevgili arkadaşım. Şununla şansımı deneyeceğim. Hop, eşittir 2 çıktı buradan da. Sevgili arkadaşlar, kimin mutlak değeri 2'dir? X eşittir 2 de olabilir. X eşittir eksi 2 de. İşte gördüğünüz üzere bu soru arkadaşlar böyle de çözülüyor. Burada gösterdiğim şekilde de çözülüyor. Ben şunu tercih ediyorum açıkçası. Burada daha böyle ne yaptığımın bilincinde oluyorum. Burada her an ayağın kayabilir. Ama sen yine de bunu da böyle bu şekilde çözebilirsin. Dolayısıyla ne bulduk arkadaşlar? Çözüm kümemiz eksi 2 ve 2 olarak karşımıza çıktı. Tamam mıyız? Tamam. Edirne'yi de işaretledim. Fazla gevezelik yapmadan yoluma 11 ile devam ettim. 11 diyor ki A pozitif bir gerçek sayıdır. Olsun, bizce bir mahsur yok. A üzeri 4 eksi 2 tane a kare eşittir 8 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar a üzeri 4 eksi 2 tane a kare eksi 8 eşittir 0. Şunu bir hizaya sok. Daha sonra da a üzeri 4 dediğin şey a karenin karesi değil mi? Evet, yani a karenin karesi şeklinde. Sevgili arkadaşlar ne görüyorum? Bak, a kare karesi ve kendisi var. O zaman bu arkadaşı bir derleyip toparlamam lazım. Ben ne yapıyorum? İşte a kare eşittir p diyorum mesela. P diyerek çözüyorum. P kare. A kare yerine p yazdım. Eksi 2 tane p eksi 8 eşittir 0. Bu denklemi çözersin değil mi? P'yi bulduktan sonra p yerine de a kare demiştin, devam edersin. Bir öncekileri böyle çözdüğüm için burada da yine değişik bakış açısı kazandırmak üzere şöyle çözeceğim. Bak, a kareyi a üzeri 4'ü şöyle yazayım hatta. Direkt orijinalinden çözmeye çalışırsam a kare a kare dayı ayır. Şu arkadaşı da sevgili arkadaşım eksi 4'e ulaşmak üzere 4 ve 2. Ama nasıl? Eksi 4 ve artı 2 olarak görürsen a kare eksi 4 çarpı a kare artı 2 eşittir 0 da diyebilirsin. Yani direkt göbekten dalarak da böyle çözebilirsin. Dediğim gibi şunu da çözer. Sen p'leri bulacaksın ya, bak p'yi 4 bir de p'yi eksi 2 bulacaksın. Burada direkt sonra p yerine de a kare yazacaksın. Direkt yazmış olduk yani. Dolayısıyla arkadaşlar a kare eksi 4 eşittir 0. A kare eşittir 4. Yani a eşittir 2 ve a eşittir eksi 2 neticesine ulaşırsın. Diğer yandan a kare artı 2 eşittir 0. A kare eşittir eksi 2 seni sukutu hayale uğratır. Çünkü neden? A pozitif gerçek bir sayı olduğu için herhangi bir gerçek sayının karesi de eksi 2 olamayacağı için buna kocaman bir çarpıyı yapıştırırsın. Elinde kalan 2 ve eksi 2 senin ÇK yani çözüm kümendir. A kaçtır? Ne demiş? Pozitif. Eksi 2'yi de bundan dolayı alamıyorsun. A eşittir 2'yi E şıkkında işaretliyorsun. Mevzu yine tatlıya bağlandı. Geldim 12 numaraya. 12'de diyor ki arkadaşlar x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 5 eşittir x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x artı 4 denklemiyle aşağıdaki denklemden hangisinin çözüm kümesi aynıdır? Ya arkadaş, ben burada ne yapacağım? Karşılıklı sadeleşenler de yok. Arkadaşlar çarpacağım. Bak, çarpması kolay. Tam kare farkı gözüküyor değil mi? Eksili artılı. X kare eksi 4. Çarpı bunu x artı 5 ile çarpacağım. Evet farkındayım, x küplü bir değerler çıkacak. Ama korkma, burada da x küp çıkacak. Onlar birbirini götürecek. Şu arkadaş da kolay sındım bunu. Bu da x kare eksi 1. Değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Çarpı x artı 4. Şimdi çarpıyorum bak. X küp var. Güzel. Eksi 4 tane x var. Ondan sonra 5 tane x kare var. Eksi 20 var. Eşittir. Devam ediyorum. Şimdi böyle çarpıyorum. X küp artı 4 tane x kare. Hop eksi x. Hop eksi 4. Hiç affetmem. Bunları hep çizerim ben. Arkadaşlar bak, karşılıklı x küp eşitliğin her iki tarafında. Bunlarla vedalaş. 4 tane x kare, 5 tane x kare. Buraya aldığımda 1 tane x kare yapar. Eksi 4 tane x, eksi 1 tane x. Buraya aldığımda eksi 3x yapar. Eksi 20 artı eksi 4'ü de buraya aldım. Eksi 16 eşittir 0 yapar. Hem fikir miyiz arkadaşlar? Hem fikiriz hocam. Şimdi benim çözeceğim derken hangisiyle aynıdır? İşte bu denklem. Bunu da zaten bana direkt B'de vermiş. Bu arkadaşın ÇK'sı, çözüm kümesi, bu arkadaşın çözüm kümesiyle birebir aynıdır. Çünkü matematiğe aykırı herhangi bir şey yapmadım. Attığım her adımı sağlam attım. Eşitlik ne diyorsa onu yaptım. Sonuçta vardığım netice budur. Konu budur. 13 numara. X kare artı 2x eksi 3 çarpı x kare artı 2x eksi 2 eşittir 6 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Şimdi arkadaşlar yine bak, kareyle kareyi çarpınca 4. dereceden bir polinomsal ifadeyle karşılaşacağım, çok açık. Burada sıkıntı yaşarım. Daha da ötesi, bak buradan 3 tane terim, buradan 3 tane terim. Ya arkadaş, buna benim başka bir çözüm bulmam lazım. Arkadaşlar bak ne görüyorsun? X kare artı 2x, x kare artı 2x. Gel seninle x kare artı 2x'e bir a diyelim. Değişken değiştirip bunu böyle bir çözelim önce. Daha sonra karşımıza çıkan a değerlerine göre bunu da ayrıca çözeriz. Yani a eksi 3. Bak şunun yerine a yazdım. Çarpı. Bunun yerine tekrar a diyorum. Eksi 2 çarpımları 6'ymış. Ne yapacağım arkadaşlar? Ya Allah, bismillah, dalıyorum şimdi. 2. dereceden denklem. A kare eksi 2a eksi 3 tane a. Hop. Artı 6 eşittir 6. Aman Allah'ım, neler görüyorum. 6 ile vedalaştım. A kare eksi 5 tane a eşittir 0. Aldım a parantezini, hiç affetmem. A eksi 5 eşittir 0. Buradan şu sonuca varırım. A eşittir 0. Değil mi? Aynen öyle. İkisinin çarpımı 0 ise a eksi 5 eşit 0'dan da a eşittir 5. Arkadaşlar bu a'lar kim? A'lar senin geçici olarak çözüme yardımcı olsun diye kullandığın bir aparat. Yani aslında senin söylediğin x kare artı 2x, yani a 0 olabilir. Ya da x kare artı 2x, yani senin a dediğin arkadaş 5 olabilir. Bunları çözeceğim. Yine aldım x parantezine, x artı 2 eşittir 0. X eşittir 0 buldun. X eşittir eksi 2 buldun. Buraya geliyorum. X kare artı 2x eksi 5 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar gönül ister ki bu arkadaşın da çarpanlarını ayır ve köklerini bul. Ama namümkün. O zaman ne yaparsın? Ya dersin, bir diskriminantını kontrol edeyim ya. B kare eksi 4 AC'sine bir bakayım. Neden? Bana kaç elemanlı dedi ya. Bak burada 2 tane eleman buldum. Buradan da o kadar eleman bulma şansım olur. Diskriminant B kare x'in katsayısı 4. Eksi 4 çarpı a dediğin şey x karenin katsayısı 1. C dediğin sabit sayı eksi 5. Arkadaşlar 4 eksi 4 eksi 5 çarpım artı 20. Diskriminant sevgili arkadaşlar 24 çıktı. Şimdi ben şunu da biliyorum. X1 ve x2'yi bulurken arkadaşlar eksi b artı eksi kök delta bölü 2a kullandığımı ve diskriminantın da tam kare bir ifade olmamasından ötürü bu arkadaşın x1 ve x2 olarak diskriminant 0'dan büyük, çünkü 2 farklı eleman olduğunu ve bu arkadaşların irrasyonel kökler olduğunu buldum. Bunu neden söylemeye ihtiyacı duydum? Çünkü şunun için şunlarla çakışmıyor. Yani buradan mesela bulacağım bir tane değer eksi 2 olsaydı bunları 2 tane saymayacaktım. Yani bunlara, 0'a ve eksi 2'ye benzemeyen 2 tane daha kök var burada. 1 burada, 2 burada, 2 de burada. Buyur sana, toplam 4 tane kökün var. O yüzden sorunun kökünde bana kaç tane kök dedi? 4 tane kök. Hangileri mi? Ha, bunu tuttum buldum 0 eksik ama burayı bulmama gerek yok. 2 tane olduğunu bilmem yeterli benim için. Geldim 14 numaraya. 14 numarada arkadaşlar köklü sayıları iyice öğrendin mi? Pardon, üstlü sayıları, hatta üzerine köklü sayıları da iyice pekiştirdin mi sorusu. Şöyle ki 3. dereceden küp kök x kare eksi yine 3. dereceden kök x eksi 6 eşittir 0. Ya arkadaş ben şimdi şunları biliyorum. Mesela 4 üzeri x deyince ya da işte yanına artı 2 tane 2 üzeri x deyince şu arkadaşın aslında 2 üzeri x'in karesi olduğunu ve benzetmeyi buldum. Ama burada nasıl yapacağım? Arkadaşlar bunu görmenin en güzel yolu şu. Bu köklü sayıyı bak x üzeri 2 bölü 3 gör. Eksi x üzeri 1 bölü 3 gör. Tamam mı? Eksi 6 eşittir 0 diye gör. Niye böyle gör? Çünkü şu yüzden. Arkadaşım x üzeri 1 bölü 3'ün bak karesini alırsan neydi? Üstün üstü bunlar çarpılıyor. Yani x üzeri 2 bölü 3. Aa neler görüyorum. Meğersem bu arkadaş x üzeri 1 bölü 3'ün karesiymiş. Eksi x üzeri 1 bölü 3 eksi 6 eşittir 0. Ya da lafı uzatmazsın. X üzeri 1 bölü 3 dediğin şey de zaten 3. dereceden küp kök x değil mi? Evet. Arkadaşlar o zaman gel buna bir de şöyle yapalım. Şu x'e de a diyelim. Kolay çözmek üzere. Hani şaşırmayalım diye. Bak şuna a dedim. A kare eksi a eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarını ayır. a eksi 3 artı 2. a eksi 3 çarpı a artı 2 equals to 0. a eşittir 3. a eşittir eksi 2 değil mi? 0 eşitliğinde. Arkadaşlar dikkat et. a dediğin arkadaş kimdi? 3. dereceden x. Yani 3. dereceden x 3 de olabilir. 3. dereceden x eşittir eksi 2 de olabilir. Hocam eksi 2 olamaz. Aman diyeyim aman. Arkadaşlar çift köklerde evet olamaz dersin ama bunlarda diyebilirsin. Çünkü kök derecen senin tek sayıysa sevgili arkadaşlar bu mümkündür. Şimdi bunu bulmak için ne yaparsın? Her iki tarafın 3. kuvvetini alırsın ki benim şu gösterimim çok daha idealdir onun için. Yani şöyle x üzeri 1 bölü 3 eşittir 3 dedin ya. Al bak 3. dereceden. Ne oluyor? Bu x oluyor. Bu da 27 oluyor. Değil mi? Güzel. Burada ne oluyor arkadaşlar? X üzeri 1 bölü 3 eşittir eksi 2 ise al 3. kuvvetlerini. Bak çarptığında hop hop x eşittir. Bu da eksi 8 olmuyor mu? Aynen öyle. Konu kapanmıştır. Bana ne diyor arkadaşlar? Kökler toplamı. Şu iki arkadaşı da bir zahmet topla. Asal sayı olan 19'u bul. Git Diyarbakır'ı işaretle. Anlaştık. Güzel. Nefis Simo. Şimdi sevgili arkadaşlar testi tamamladık. Bunları çözmen de senin hayrınadır. Videonun başında hatırlattım. Pek huyum değildir ama hatırlatayım. Kanalıma abone olmak serbesttir. Kanalımı yaymak, insanlara duyurmak, hayır işlemek daha da serbesttir. Hatırlatmasını da yapayım. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizden sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.